Kerkük'ten arabayla Erbil'e doğru yola çıktık. Karşıda görmüş olduğunuz Erbil kontrol noktası. Erbil'in girişindeyiz. Şu yan tarafta Irak eski cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisinin il başkanlığı var. Irak'ta plakalar değişti. Eskiden şu görmüş olduğunuz plakalar vardı. Irak'ta da yeni plaka sistemi şu şekilde. Erbil'de böyle inşaatlardan çok göreceksiniz. Şu an bütün yatırımcılar Erbil'e yatırım yapıyor. Bu inşaatların müteahhitleri tamamen Türk müteahhitler. Bu binaları Erbil'de tamamen Türk mühendisler yapıyor. Erbil'de biz sitenin içerisindeyiz. Burada tamamen site villalardan ya da müstakil evlerden oluşuyor. Yine Erbil'in en lüks yerlerinden birine geldik. En lüks mahallelerinden birindeyiz. Buraya Dream City diyorlar. Yine Erbil'de en popüler mekanlardan biri. Burada çok ünlü kafeler var. Görmüş olduğunuz bu yerler Avrupa değil, Türkiye değil ya da Amerika ya da Çin, Japonya değil. Irak'ta Erbil'de. Burada güvenlik arabaları bile 4x4. Şu an arkamda görmüş olduğunuz şu Land Cruiser buranın güvenliğini sağlıyor. Hokkabaz normalde Türkiye'de İstanbul'da olan bir kafe. Burada da şubeleri var. Buradan nargile siparişi de verdik. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Görmüş olduğunuz üzere ben yoldayım. Kerkük'ten Erbil'e doğru yola çıktım. Size bu videoda elimden geldiğince Erbil'in güzel yerlerini göstermeye çalışıyorum. Kerkük'te hava bulutlu, muhtemelen Erbil'de bulut ve yağmurlu. Ama bu videoda elimden geldiğince size Erbil'in güzel yerlerini, gelişmiş yerlerini göstereceğim. Karşıda görmüş olduğunuz Erbil kontrol noktası, yani Kerkük'ten çıktıktan sonra Altın Köprü'yü hemen geçince burada detaylı bir şekilde çok titiz bir kontrol noktası var. Burayı da geçince Erbil'e rahat bir şekilde geçebiliyorsun. Normalde her zaman burası çok kalabalık olur ama Allah'tan burası şu an çok sakin. İnşallah 5 dakika içerisinde rahat bir şekilde geçer. Erbil Kuzey Bölgesel Yönetimine bağlı, Kerkük ise Bağdat'a bağlı. Arasında 1 saat mesafe var. O yüzden de Kerkük'ten Erbil'e geçince çok detaylı bir şekilde kontrol ve arama yapıyorlar. Hatta bazılarından ikamet bile soruyorlar. Erbil'de ikametin varsa içeri girebilirsin, yoksa girmezsin. Ama Kerkük halkından, Türkmenlerden bu olayı sormazlar. Rahat bir şekilde içeri geçebilirsin. Ama dediğim gibi gerçekten sanki bir başka ülkeye geçer gibi titiz bir kontrol noktası var burada. Kerkük Erbil arası yaklaşık 90 kilometre. Yani bu da yaklaşık 1 saat 50 dakikaya tekabül ediyor. Biz inşallah 30 dakika içerisinde, 40 dakika içerisinde oradayız. Yanımda kuzenim var. Kuzenimle beraber bu yolculuğu hep beraber sürdürüyoruz. Kuzenim arabayı kullanıyor, ben de yanında oturuyorum. Yani iki kişiyiz. Erbil'in girişindeyiz. Yani Kerkük tarafından Erbil'e ilk girişte direkt Erbil ve Kuzey bölgesinin gelişmiş caddeleri kendini belli ediyor. Şu yan tarafta Irak eski cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisinin il başkanlığı var. Yani Erbil il başkanlığı. Normalde Celal Talabani'nin partisi Süleymaniye'de ama burası da Erbil il başkanlığı. Erbil'in içerisinde trafik olduğu için yan yoldan, çevirme yoldan Erbil'in merkezine kadar varacağız. Şu an gitmiş olduğumuz bu yol 120 caddesi diyorlar. Erbil'de caddeler daire şeklinde. 30'luk, 60'lık, 100'lük, 120'lik var. 120'liği daha yeni yaptılar ve çok modern bir şekilde yapıldı. Ve şimdi son zamanlarda 150'liği de hazırlıyorlar. Yani 150'lik caddesi de var.
O da yakın zamanda Erbil halkına hizmete açılacak. Dediğim gibi Erbil ve kuzey bölgelerindeki şehirler İran güneyine göre çok daha gelişmiş. Zaten görmüş olduğunuz gibi yollardan da bunlar çok net bir şekilde anlaşılıyor. Irak'ta plakalar değişti. Eskiden şu görmüş olduğunuz plakalar vardı. Alt tarafta Irak, yan tarafında da şehir ismi yazıyor, Dohuk. Ve yukarıda da numarası yazıyordu. Ama son zamanlarda plakalar değişti. Yeni plaka gördüğümde hemen size söyleyeceğim. Irak'ta da yeni plaka sistemi şu şekilde. Mesela yan tarafında Irak yazıyor. Hemen yanında ise fark ettiyseniz 22 yazıyor. 22 bir şehri temsil ediyor. Mesela Irak'ta 22 Süleymaniye şehrini temsil ediyor. Hemen yan tarafında harf ve numarası var. Yani plaka numarası var. Yani yeni Irak'ta yeni plaka sistemi şu şekilde. Daha güzel, daha modern görünüyor eski sisteme göre. Yani şu an Irak'ta bütün arabalar artık önümüzdeki yıllar içerisinde şu tarz plakalardan olacak. Irak'ta Erbil'de böyle inşaatlardan çok göreceksiniz. Şu an bütün yatırımcılar Erbil'e yatırım yapıyor. O yüzden de böyle inşaatlar çok fazla var. Bu inşaatların müteahhitleri tamamen Türk müteahhitler. Bu binaları Erbil'de tamamen Türk mühendisler yapıyor. Erbil 2003'ten bu yana gelişen ve gün geçtikçe daha da büyüyen bir şehir. İran'ın en gelişmiş şehirlerinden biri. Şu karşıda görmüş olduğunuz villalardan Erbil'de çok sayıda var. Ve sürekli yenileri yapılmaya devam ediyor. Çünkü Irak'ta Erbil güvenli bir bölge olduğu için Irak halkı tarafından rağbet görüyor. İçine girdiğimiz bu site Erbil'deki onlarca, belki de yüzlerce siteden sadece bir tanesi. Bu sitenin içerisinde çok lüks villalar var. Gelin isterseniz biraz sitenin içerisinde dolaşalım ve birbirinden lüks evleri görelim. Erbil'de biz sitenin içerisindeyiz. Burada tamamen site villalardan ya da müstakil evlerden oluşuyor. Normalde Irak'ta, Kerkük'te, Erbil'de eskiden böyle bir sistem yoktu. Site sistemi yoktu. Ama son zamanlarda, son 5 yılda 2015-2016'dan ta 2023'e kadar bu son zamanlarda Erbil'de özellikle kuzey taraflarında çok güzel siteler yapıldı. Tabii şu an o sitelerden birinin içerisindeyiz. Etrafı görüyorsunuz. Yani burası Irak'ta bir şehirde yaşanan bir elit kesimin yaşadığı bir yer. Yani hiç düşünür müydünüz Irak'ta böyle yaşıyorlar? Gerçekten de çok lüks yaşıyorlar. Burada evlerin fiyatı da çok pahalı ama ona göre insanların maddi gücü de çok iyi. Yani burada yaşayan, bu evlerde kalan insanlar hepsi çok zengin insanlar. İran zengin insanları böyle yerlerde yaşıyor, böyle yerlerde hayat sürdürüyor. Ve halen inşaat halinde siteler devam ediyor.
Ve boylu boylu böyle bu kadar gidiyor sitelerin yapılışı. Yani halen Erbil'de inşaat durmuş değil. Şu an yine Erbil'in en lüks yerlerinden birine geldik. En lüks mahallelerinden birindeyiz. Şurada lüks kafeler var. Buraya Dream City diyorlar. Yine Erbil'de en popüler mekanlardan biri. Burada çok ünlü kafeler var. Yine site tarzında. Yine evler var burada. Tabii arabalar hepsi 4x4. Görüyorsunuz. Çok lüks arabalar var. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz bu yerler Avrupa değil, Türkiye değil ya da Amerika ya da Çin, Japonya değil. Irak'ta Erbil'de. Bu manzaradan bakınca İran Kuzey Bölgesel Yönetimindeki en gelişmiş şehri Erbil'in gerçekten de nasıl geliştiğini siz daha net bir şekilde görebilirsiniz. Erbil'in en gelişmiş mekanlarından birine geldik. Buraya Empire deniliyor. Burada gökdelenler, siteler ve hemen yan tarafta villalar sıra sıra dizilmiş. Burada hani bir YouTuber arkadaşımın da dediği gibi evler de lüks, binalar da lüks, arabalar da lüks, ağaçlar da lüks, hepsi lüks. Arkadaşlar biz şu an ne Amerika'dayız, ne Türkiye'deyiz, ne Japonya'dayız. Biz şu an Irak'ta Erbil'deyiz. Irak'ta Erbil'de özellikle böyle gelişmiş yerlerde giden arabalar spor arabası, gelen arabalar spor arabası. Şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi giden arabalar, gelen arabalar hepsi spor arabası. Bu arabalar burada çok fazla var. Çünkü Irak'ta Erbil'de vergi sistemi olmadığı için daha önce de bahsetmiştim. Bu arabalardan burada çok fazla görebilirsiniz. Burada güvenlik arabaları bile 4x4. Şu an arkamda görmüş olduğunuz şu Land Cruiser buranın güvenliğini sağlıyor. Erbil'in en güzel yerlerinden birinde bir kafeye geldik. Şimdi size isterseniz biraz kafeyi göstereyim. Hokkabaz normalde Türkiye'de İstanbul'da olan bir kafe. Burada da şubeleri var. Tabii burada görüyorsunuz arabaları. Tamamen hepsi son model lüks arabalar.
Burada papağanlar var. Burası Erbil'in belki de en pahalı kafesi. Ali Bey merhaba. Afiyet olsun. Nasılsınız? Kolay gelsin. Ahmet merhaba. Görmüş olduğunuz kafenin üst bölgesi, lavabo kısmı. Şuradan aşağıya iniyoruz. Kafe Irak'ta, Erbil'de çok popüler bir kafe. Şurası kafenin mutfak kısmı. Yan taraftan da kafenin bahçesi var. Şurada da çocuklar için böyle oyun alanları var. Bahçe kısmına çıkalım. Size de biraz bahçe kısmını göstereyim. Şurası kafenin bahçe kısmı. Bugün hava da Erbil'de gerçekten çok güzel. Karşıda tam güneş batıyor. Yani Erbil'de gerçekten çok güzel mekanlar, çok güzel oturma alanları yapmışlar. Yani buraya geldiğinizde kendinizi hiçbir şekilde güvensiz bir ülkede olduğunuzu zannetmiyorsunuz. Irak her ne kadar güney bölgeleri maalesef tehlikeli olsa da kuzey bölgeleri çok gelişmiş. Ben de elimden geldiğince şu an size burayı göstermek istedim. Bu arada çok kısa araya girmek istiyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarıma yorum yazmayı unutmayın. Ben tek tek yorumları okuyorum. Kanalım yeni bir kanal olduğu için desteğinize ihtiyacım var. Eğer bana nasıl destek olurum diye soruyorsanız, kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve videolarıma yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Tekrar kafenin içerisine girelim. Kafenin içeriden görseli şu şekilde. Burada nargileler hazırlanıyor. Şurada insanlar çok güzel bir şekilde oturup manzaraya karşı sohbet ediyorlar. Burada da çok güzel bir giriş koymuşlar. Yani kafe, oturduğumuz kafe kısacası bu şekilde. Ben isterseniz arkadaşlarımın yanına geçeyim. Kafede dikkatimi şu konu çekti. Tamamen Türkçe şarkılar çalıyor. Yani bu kafede geldiğimizden itibaren tamamen Türkçe pop şarkıları geldiğimiz çalıyor. Geldiğimiz kafede fiyatları göstereyim size. Böyle bir fiyat listesi geliyor. Şurada yemek fiyatları var. Burada nargile fiyatları var ve burada içecek fiyatları var. İçecek fiyatları yani maalesef Irak şartlarına göre çok pahalı. Mesela herhangi bir içecek 9000 Irak dinarı, 12000 Irak dinarı. Burada 9000 Irak dinarı. En yukarıda çok ilginç bir çok ilginç bir roket var. Bu roketin fiyatı 30000 Irak dinarı. Nereye gitti? Yan tarafa kaydı. Şu roketin fiyatı 30000 Irak dinarı. Yani 30000 Irak dinarı gerçekten burada bir elemanın günlük kazancı bile 30000 dinar değildir. Yani sadece bunu içmek için 2 gün çalışması lazım. Dediğim gibi genelde fiyatlar 15000 Irak dinarı, 9000 Irak dinarı. Mesela burada bir Red Bull var. Red Bull 12000 Irak dinarı. Yine böyle milkshake'ler var, 11000 Irak dinarı. İsterseniz yemek fiyatlarına geçelim ya da bir dakika içecek fiyatlarında mesela çayın fiyatı ne kadar ona bir bakalım. Burada bir tane çayın fiyatı 2500 Irak dinarı. Yanında da kurabiyesiyle. Yani çayın fiyatı bana uygun geldi. Böyle bir lüks kafeye göre bence fiyat makul. Yemek fiyatlarına bakalım. Mesela hamburger fiyatlarına bakalım. Hamburger fiyatları burada 19000 dinardan başlıyor. 24000 dinar. 23000 dinar. 58000 dinar. Yine böyle menüler var. 19000 Irak dinarı, 22000 Irak dinarı. Başka neler var? 600 TL. Burada salata fiyatları var. Yine 16000 dinar, 14000 dinar, 14000 dinar. Burada 21000 dinar ama bu etli bir salata.
Salata fiyatları da bu şekilde. Başka size ne gösterebilirim? Mesela burada pizza fiyatları var. Pizza fiyatları da 20 bin dinar, 18 bin dinar. Yine burada 17 bin dinar. Burada bir tane pide var. Fiyatı 19 bin dinar. Nargile fiyatlarına gelecek olursak burada bir sürü nargile var. Ve fiyatları hepsi 20 bin Irak dinarı. Yani burada istediğiniz nargileyi 20 bin Irak dinarına bulabilirsiniz. Tabii oturduğumuz kafe Erbil'in en lüks kafelerinden biri. Yani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Buraya genelde zengin insanlar, üst seviyede insanlar geliyor. Yani menü fiyatı bu şekilde. Tamam. Gel burada şurada. Dur bakın. Burada güzel bir şeyler var. Ne var? Bir tane bunun kimin? Lemonade. Lemonade çok güzel şirin. 14 bin TL. 14 bin Irak dinarı. Irak. Arkadaşım bunu seviyor. Bundan sipariş et diyor. Ama ben bunu beğenmedim. Çok limonet güzel bir şey. Emin misin? Abi burada limonet. İçilmez mi? Kuzenim de bu içilmez diyor. Mustafa güzel değil mi? Yok. Ama güzel şeyler var. Abi burada kazık gibi bir şeyler var. Ali yeni Türkçeyi öğrenmiş yavaş yavaş. Türkçe konuşmaya başlıyor. Öğrenci mi? Orada. Şu an öğreniyor musun? Evet, Ali sen öğrenci. Türkiye'de öğrenci misin? Evet. Biraz anlatabilir misin? Öğrenci, Türkiye'de ne okuyorsun? Master. Yüksek lisans mı okuyorsun? Master okuyorsun. Evet. Yüksek lisans. Canke. Türkçe zor bir dil mi? Yok, çok güzel. Şu an çok güzel konuşuyorsun çok zaten. Güzel. Türkiye'ye gittiğinde Türkiye'yi nasıl buldun? Dede diye sen abonelik et. Tamam. Sere diye sen yazdın şeyi. Çok güzeldi. Çok acaba. Türkiye çok güzel. Çok gelişmiş bir şehir. Havaları çok güzel. Havalar. Tamam. Gelişmiş. Gelişmiş. Türkiye'de ama çok gelişmiş bir şeyler var orada. Yani takadüm edildiler, tamam mı? İleriye gitmişler. İleriye gitmişler. Havaları çok güzel. O deniz başı hediye mi? Bunları kayda koyacağım. Hayır koyacağım. Neyse biz karar verdik mi? Buradan nargile siparişi de verdik. Irak'ta dediğim gibi nargilenin fiyatı 20 bin Irak dinarı. Bu kafede 20 bin. Yani bazı kafelerde 5 bin. 10 bin Irak dinarına bile bulabilirsin. Ama bu kafede 20 bin Irak dinarı. Sipariş ettiğimiz nargile kavun sakız karışımı. Normalde ben nargile içmeyi çok fazla sevmem ama böyle ortamlar olduğunda genelde denerim birkaç defa. Bir tadına bakalım. Güzel değil mi? Gerçekten de çok güzel. Neden biliyor musunuz? Çünkü ortam çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Tamam, afiyet olsun. Burada çalışanlar da Türkçe biliyor hepsi. Erbil'de çok rahat bir şekilde Türkçe konuşarak yaşamınızı, geçiminizi sağlayabilirsiniz. Mesela burada şu an garsondan Türkçe sipariş verelim. Bir tane şundan alabilir miyiz size zahmet? Tabii. Siz nerelisiniz aslen? Ben İranlıyım. İranlısınız. Aynen. İranlısınız. Evet. İran'ın neresinden? İran, Kereç şehir var diye. Tehran yakınlarında. Tehran yakınlarında. Aynen. Aslen İran Türklerindensiniz. Yok, İran Türklerinden. İran Türklerindensiniz. Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Türkçeyi çocukluktan beri biliyorum. Bir tane şundan alalım. Bir tane de çay alalım. Çay, bir tane de çay. Aynen öyle. Çay nasıl içersiniz? Normal Türk çay mı olsun yoksa? Görmüş olduğunuz gibi Irak'ta, Erbil'de istediğiniz yerde Türkçe konuşarak çok rahat bir şekilde anlaşabilirsiniz. Çünkü Erbil'de, Irak'ta Türkleri çok seviyorlar ve genelde birçoğu Türkçe konuşmayı biliyor. Burada kullanılan su şu şekilde. Böyle bir su markası var. Bunlardan getiriyorlar. Fiyatı ne kadar bilmiyorum. Burada her şey çok pahalı. Kazıklandık galiba diyor Ali. Şu an bu su var. Şişeli. Güzel su çok. Tatlı mı? Bak bir dakika gün. Tamam. Tabii çok. Fazla yok çok. Ne yaparsın dedin. Dışarıya gidince ne yaparsın? Bunu şu an yaparım hayatta. Dur bu arada servisimiz geldi. Hemen tekrar Ali ile o konuya geçeceğiz. Oldu. Teşekkürler, sağ olasın. Böyle bir kuru kafada. Çok sağ olasın. Sağ ol. Ali burada suyun fiyatı ne kadar? Suyun fiyatı ne kadar burada? 5 bin. Şaka yapıyorsun.
Şaka yapıyorsun. Yok, şaka yapmıyorum. Gerçekten 5000 Irak dinarı mı? Milyon var, milyonu getiriyorum, inanacak olasın. Yani inanırsan. Bu 5000 Irak dinarı mı? 5000. Tamam. Ama dışarıda su ne kadar? Yaz, dışarıda yani yaz da tamam. Evet. Dışarıda 250 dinar. Ondan daha çok su. Abuza, bu karta. Evet. 250 dinar, 500 dinar. 250 dinar. Dinar, yok 5000. Evet. Yani full gazol. Tamam. Ne yaparsın? Şimdi bunu dışarıya götürürsün. Şimdi dışarıya getiriyorum. Dışarıdan marketten bir su alıp bunun içine boşaltırsın. Aynen. Aynı. Aynı anda doladın. Aynı anda. Hiçbir farkı yok. Hiç farkı yok. Şimdi bir sipariş ettiğimiz içeceğin tadına bakalım. Tamam. Bir tadına bak. Güzel mi? Yani güzel. Yani yok. Yani çok güzel yoksa yani. Parası değil. Parasına değmemiş hayır. Değmemiş ama idare eder. Ama şey vardı. Sipariş ettiğimizde bir tane Oreo vardı orada. Hani getirmediler bize. Ne? Hani öyle? Menüde vardı ya bir tane bisküvi gibi. 4 tane arkadaş geldik. Bir tane meyve tabağı yedik. Bir tane baklava. Bir tane benim içtiğimden. Bir tane de çay ve su. 84.000 Irak dinarı geldi. Hesap 84.000 Irak dinarı. İstedim ki videoyu kapatmadan önce buranın gece halini de göstereyim size. Şu an burası da gece şöyle görülüyor. Yani gecesi gündüzü ayrı güzel gerçekten. İsterseniz buradaki arabaları biraz göstereyim size. Yani hepsi ya 4x4 ya da BMW Mercedes ya da Toyota Land Cruiser. Yani bunlar Orta Doğu'da, Irak'ta, Suudi Arabistan'da, Katar'da çok popüler arabalar ve çok tutuluyorlar. Hemen şurada da var bir tane. Bunlar çok seviliyor. Ve ayrıca Irak'ta Amerikan arabaları çok ucuz. Yani çok ucuz dediğim de burada da önüne gelen böyle bir araba alamaz. Ama yani Türkiye'ye kıyasla böyle bir araba burada çok ucuz. Yine başka bir araba göstereyim. Mesela dediğim gibi Nissan'ın böyle bir arabası var. 4x4 Jeep'i. Bu Türkiye'de neredeyse hiç yok. Yine aynı Nissan Armada. Mesela bu araba Türkiye'de yok. Çünkü bunların benzin harcamaları çok fazla. O yüzden genelde burada olmuyor. Yine şurada böyle Chevrolet'in markaları var. 4x4'leri var. Yine Toyota'nın Jeep markası var. Yine karşımda hemen bir bakayım. GMC. GMC'nin şöyle 4x4 markası var. Yanında Range Rover var. Yani Irak'ta, Erbil'de lüks yerlerde arabalar şu şekilde. Benim de arkadaşımın arabasını göstereyim size. Arkadaşımın da arabası Jeep marka. Şimdi buna bineceğiz. Umarım bu videoyu beğendiniz. Bu videoda elimden geldiğince Erbil'i, daha doğrusu yeni Erbil'i size göstermeye çalıştım. Kendinize dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.